Evet, detaylar bu şekilde. Konya'nın stadında, Konyaspor'un stadında da zeminde problem olması sebebiyle karşılaşma Eskişehir'de oynanıyor 2 haftadır. Karşılaşmalar Konyaspor'un ev sahipliği yaptı. Ve bugün Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Selahattin Kınalı iyi bir başlangıç yaptı, gollü bir başlangıç yaptı lige, sezona Fenerbahçe. Bugün ama özellikle savunma anlamında etkili olan bir Konyaspor. Bakalım nasıl bir karşılaşma bizi bekliyor, sizin beklentiniz ne? Konyaspor, Fenerbahçe'nin ilk hafta karşılaştığı Ümraniyespor'un yani takım olgusuna yüzdesel anlamda en çok sahip olan iki takımımızdan biri Ümraniyespor. Ama Ümraniyespor'u biz Fenerbahçe karşısında gördüğümüzde anladık. Çok bilmiyorduk. Ve Ümraniyespor'un daha iyisi Konyaspor. Şimdi bence Fenerbahçe'nin bu sezonki hikayesinin nereye kadar süreceğine dair en önemli işaretlerden birini bu maç verebilir. Çünkü ligin Fenerbahçe'yi en çok zorlayabilecek takımlardan biri Konyaspor ve iç sahada oynamıyorsunuz. Her ne kadar Eskişehir çok yabancısı olmadıkları bir saha olsa da o yüzden Fenerbahçe'nin bugünkü performansı lig hikayesine de dair de bize fikirler verecektir. Ev sahibi Konyaspor açısından bakarsak da Konyaspor geçen sene son birkaç haftaya kadar Şampiyonlar Ligi hatta şampiyonluk mücadelesi vermiş. Bunu dillendirmese de alttan alta o heyecanla yaşamış bir şehir. Onun tadını biliyorlar. Bu sene yine İlhan Hoca'yla kendi doğrularıyla devam ediyorlar. Benim için hani Konyaspor'un Fenerbahçe'yi yenmesi hiç sürpriz olmaz. Çünkü Fenerbahçe her ne kadar ikinci ve üçüncü, ya orta saha ve ön tarafı çok iyi olsa da arkası sorunlu. Ben yani Lemoslu bir defans hattı her zaman hatalar yapar. Hem pozisyon hatası hem bireysel hata. Tercih hatasından bahsediyorum. O yüzden Konyaspor'un da maçı kazanması benim için sürpriz olmaz. Ama Fenerbahçe'nin işte tıpkı geçen seneki Trabzonspor gibi yediğinden fazlasını atacak bir hali var bu sezon yani. Onu hissettiriyor. Ama bazen de yediğinden fazlasını atamayabilirsin. İşte geçen sene Trabzon'da öyle maçlar kaybetti. Ama Konyaspor'un bugünkü maç öncesi soyunma odasındaki taktik tahtasında neler olduğunu, neler düşünüldüğünü, hocanın neyi planladığını sahada göreceğiz. O planlamaya göre, o hedefe, o kurguya göre Konyaspor da bu senenin hikayesi hakkında bize önemli bilgiler verecek. Bu tam o maçlardan biri. Yani sezon şifrelerini takımlar açısından Fenerbahçe'nin şifresi belli, onu biliyoruz. Ama özellikle Konyaspor açısından sezonun şifresi bu maçta belli olacaktır. Fenerbahçe kaybetse de toparlar. O gücü ve o derinliği var. Ama Konyaspor için kaybetmekten ve kazanmaktan daha çok bugün sahaya taşıyacağı oyun kurgusu, sezon şifresini bize ne şekilde aktaracak, futbol severleri hangi duyguyu geçirecek, bize hangi duygu verecek Konyaspor. O anlamda ben Konyaspor açısından çok önemli bir maç olarak görüyorum bunu. Konyaspor bu maçı kazanırsa yine kendisini tepelerin içinde, büyüklerin arasında yer bulacaktır. Geçen seneden kalmış olan oyun ezberi, takım disiplini, hoca katkısı, yönetim becerisi gibi olumlu özellikleri yine bir işte yumruk olarak sayarsak takım olma olgusu, teknik adam katkısı, camianın bütünleşmesi, İşte yönetimin doğru hamleleri, doğru oyuncu seçimleri. Hepsi de Konya'da çok bir futbol takımı tarif ederken çok kolayca benimseyebileceğin, sahiplenebileceğin, sorumluluk verebileceğin oyuncu sayısı fazla Konyaspor'da. Fenerbahçe'nin işte ilk hafta Ümraniye'ye karşı zorlanmasının nedeni de bekleme oyunu yapan bir takım oldu Ümraniyespor. Fenerbahçe ile kora kora oynamaya kalkarsan Fenerbahçe'yi yenebilirsin ama altılıkta olabilirsin ki ikinci ihtimal daha yüksek. O yüzden diyorum İlhan Polut Hoca bugün Konyaspor'u hangi anlayışla sahaya sürecek? O sorunun cevabı önemli. Ama Jesus'un ne istediğini hepimiz biliyoruz. Jesus iki tane yersek üç tane atalım oyunu Evet. oynuyor. O anlamda futbol sever olarak Sevdiği bir oyun aslında tarzı. evet Jesus'a teşekkür etmek lazım yani bu anlayışta olduğu için. Ama zaman zaman kendi camiası belki olumsuz tepkiler de verecektir. Çünkü bizler
teknik adamları, yönetimleri, takımları genel bir perspektif üzerinden değil de günlük skorlar üzerinden değerlendirdiğimiz için zaman zaman hastalıklı çatlak sesler çıkacaktır. Ama bugünkü oyuna tekrar dönersek Fenerbahçe tabii ki kazanmaya yakın olan taraf. Ama yeni bir Ümraniye skoruyla da karşılaşabilir. Bunun belirleyicisi de işte bana göre İlhan Palut'un bu sezonla dair ne beklediği, neyi hedeflediğinin şifrelerini öğrendikten sonra anlayacağız. Peki hemen sahaya çıkması beklenen 11'leri de paylaşalım. Fenerbahçe-Konyaspor mücadelesine dair özellikle sarı lacivertlilerde. Bakalım nasıl bir kadro bizi bekliyor. Kaleci Altay'ın olmasını bekliyoruz. Savunma üçlüsü. Lemos, Gustavo Perez. Orta alanda Osay, Samuel Crespo, İsmail Yüksek, Alioski. Kanatlarda İrfan Can Kahveci, Rossi ve ileride Serdar Dursun 11'iyle sahada olmasını bekliyoruz Fenerbahçe'nin. Bir de Pedro ihtimali var tabii bugün gazetelerde. Pedro'nun Valencia da... sakat mı? Bildiğim kadarıyla hayır. Valencia yazılır, sonra 10 tane adam yazılır şu anda Fenerbahçe'nin. Nevzat Dindar? Katılıyorum. Böyle bir deplasman için Serdar'la başlamak enteresan olur. Savunma hattı fazla riskli gördüm. Yani tahmin ettim de Fenerbahçe bir ritim yakaladı. Şimdi Fenerbahçe bir özgüven var. Hani kimi koysam oynuyor. Sonuç geliyor. Tabii, 3 tabii. Atıyoruz, 5 atıyoruz, 4 atıyoruz. Yeni bir kavramımız oldu. Müsait 11. Şey gidiyor. Diyorsun, şu an ritim yakalamış ama bir gün bir çarpılırsın. Farkında olmazsın yani. Bu lig böyle bir enteresan bir lig. Ya olur, öyle şeyler olacaktır zaten. Ben tabii ki her zaman Fenerbahçe'nin şu ligin bu ilk haftalarında aldığı sonuçlar gayet iyi. Oynadı futbol gayet pozitif. Ki Avrupa yarışına da bunu yansıttı. Yani burada Jesus bazı şeyleri deniyor, görüyor. Açıkçası savunma hattı bende bir soru işareti uyandırdı, onu söyleyeyim. Çünkü hata yapma potansiyeli olan işte Lemos ve onun dışında Gustavo ağır. Bu da Konyaspor gibi fiziksel gücü dayanıklı üst düzeyde bir takımın açıkçası o boş alanları, kontraları yakalarsa sıkıntı yaratacağını gösteriyor. Orta sahada dirençli iki ismin Crespo ve İsmail olması belki bir avantaj olabilir. Ama Aura da var değil mi? O yani muhtemel diyor. Arao. Yani Fenerbahçe kim? Fenerbahçe bugün şöyle olacak, böyle olacak diyorsa yani bence doğru söylemiyordur. Çünkü Fenerbahçe'yi kestirmek artık zor. Yani zaten hoca da bunu söyledi. Hafta, bizim ideal bir 11'imiz yok dedi. Olmayacak. Bir hafta farklı. Dedi. Bir sonraki maç bambaşka bir takım. O bambaşka atışma gidiyor, işler rayına girmiş gibi gözüküyor ama yani ligin daha başı. Henüz ilk ciddi maçını oynuyor. Fenerbahçe'nin ilk ciddi maçı bu sezon bu bana göre. Ben de Jesus Adana Demirspor şunu... mücadelesinde aynı şeyi düşünmüştüm. Adana Demirspor karşılaşmasında. İç saha maçı zaten favoriydi diye söylüyorum. Şimdi bu sezon Jesus yerleşik bazı işte o tabuları ya yıkacak. Yıkıyor zaten. Ya da bunun sonunda bir hayal kırıklığı olacak. Şimdi bunu göreceğiz. Şimdi Fenerbahçe'nin elinde nispeten bir kadro derinliği var diğer takımlara göre. Bol transfer de yaptılar zaten. Şimdi burada Jesus orada 6, burada 7 oyuncu değişikliği yaparak bu takımı diri tuttu. Ve takım da şimdi Allah var iyi top oynadı yani. Hayır, gayet de Fenerbahçe taraftan keyif aldı skorlar yedekler sonuçta. Yedekler daha iyi performans gösteriyor. Yani kim yedek kim oyuncu... az? Hani kim yedek kim az? O da tartışmalı. Evet. Tabii canım yani iki takım kendine... çıkar Fenerbahçe'den. İki direkt 11 çıkar. Şimdi evet. İkisi de şampiyonla oynar. Fenerbahçe'de en azından Galatasaray'da ne diyoruz? İşte oynamayan mutsuz. Fenerbahçe'de öyle bir mutsuz herhalde herkes yok. Mutludur. Jesus herkesi mutlu eden bir sistem bulmuş. Yani gayet de herkesi şans buluyor ama. İşte onun, o yüzden evet. Yani herkes mutlu. Herkes bir şekilde 45 dakika, 20 dakika, bir sonraki maç 11'de, bir sonraki maç tribünde, ondan sonraki maç tekrar 11'de. Böyle garip ama belki de bu tarz yenilikleri de bu arada Selahattin abi sen de seversin, ben de severim şahsen. Evet. Bizden yeniliğe açık olmak lazım. Bu tarz denemelere bize farklı bir şey sunuyor çünkü. Benim gördüğüm şey en azından hem sistem olarak bazen üçlüye dönüyor ki Jesus da yaşına rağmen mesela yani çünkü genelde bu yaş grubundaki hocaların bazen hani çok katı daha katolik oluyorlar.
daha katı daha olmak, katı oluyorlar. Ha, katı ha. olmak, işte ne bileyim yeniliğe açık olmak. Uzak kalmak. O yüzden yeni nesil genç hoca kavramı, terimi türedi biliyorsun. Gayet de oynattığı futbol, modern futbola yatkın, yeniliğe açık ve maç içerisinde sistem değiştirebilen bir hoca olması da beni etkiliyor açık söyleyeyim.